Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu kolyenin yapımını aktarmaya çalışacağım. Şöyle yakından göstereyim. Toplamda kolyem 42 santim. İsterseniz bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Kısa bence güzel olmaz. Yine de sizin tercihiniz. Ne boyuna böyle tasma gibi sarıyor, ne de çok aşağıda, tam ortada bence olması gerektiği yerde. Şimdi yapımına başlayalım. Hemen kullanacağım malzemelerden bahsediyorum. Şöyle ipe dizili kum boncuğu kullanacağım. Koyu bir turuncu. Sarı rengim var. Şöyle turkuazımsı bir rengim var. Onun dışında da saks mavisi rengim mevcut. Şimdi şöyle her zamanki gibi kullandığım takı ipim. İlk önce böyle modelde gördüğümüz gibi 3 tane şu çiçeklerden vardı. Bunu yapacağız. 3 tane. Ben daha önceden 2 tanesini hazırladım. Beraber üçüncüsünü yapalım. Bu modelde ip yani bu çiçek figüründe ip çok gitmiyor. Çok uzun kesmenize gerek yok. Yine de uzun kesebilirsiniz, garanti olsun diye. İğnemin içine ipimi geçiriyorum. Ben çok uzun ip bırakmayacağım. Kısa olsun. Şimdi saks mavisiyle başlıyoruz. Toplamda 24 tane mavi renk alıyorum, saks mavisi. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 gelmedi. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ve 24. Siyahımsı duruyor ama siyah değil. Toplamda 24 tane saks mavisi rengimi aldım. Bu şimdi yuvarlak bir model olduğu için yuvarlak modellerde ben her zaman düğüm atıyorum. Onun dışında hiçbir modelde düğüm atmıyorum başlangıçtan. İlk düğümümü attım. Bu tarafta sol taraf benim solumda ip birazcık bu kısa ipi birazcık uzun bırakıyorum. İğnenin olmadığı kısım diyeyim. Sonradan bu ipi yürüteceğim içerisinde. Güzel bir görüntü olsun. İki tane düğümümü attım. Sıkılaştırıyorum. Bakın bu kısmı biraz uzun bıraktım. Çünkü buna model bitince iğne takacağım. İlerletip düğüm atacağım. Ve ipimi öyle kopartacağım. Şimdi iğnemin olduğu ipi bu 24 tane boncuk aldığımız halkanın içerisinden bir tur döndürüyorum. Ne olur ne olmaz sağlam olsun. Bir tam tur döndürdüm. Genellikle düğüm kısmından geçilmiyor. Bir deneyin, geçebiliyorsanız geçin. Geçemiyorsanız da hiç zorlamayın. Bakın iplerimi her iki tarafı burada. Böyle ipimi çekerken düğüm de hafif bu tarafa ilerledi. Tam bir tur ipimin olduğu kısımdan yani iki sefer bu halkanın içerisinden döndüm. Şimdi turkuaz rengiyle başlayacağız. 3 tane turkuaz rengimden alıyorum.
İpimin çıktığı yerden. Şöyle netleştirelim hemen. Bakın, ipimin çıktığı yerden. İki boncuk sayıyorum. Bir, iki boncuk sayıyorum. Üçüncü boncuğumun içerisinden giriyorum. Eğer sizin düğümünüz şey kaldıysa düğümünüzü bir ilerletin. Ondan sonra ki boncuktan başlayabilirsiniz. Şöyle girdim. Tekrardan 3 tane turkuaz renk alıyorum. İki tane boncuk boş bıraktım. Üçüncü boncuğumun içerisinden böyle geçiyorum. Üç tane turkuaz alıyorum. İki tane boncuk boş bıraktım. Üçüncüsünden geçiyorum. İsterseniz bu modeli, bu kolyeyi yaptıktan sonra şu bu yapacağımız çiçeklerden de iki tane yapıp yanına takım küpede yapabilirsiniz. Şöyle tekrardan 3 tane turkuaz renk aldım. 2 tane boncuk boş bıraktım. Üçüncüsüne girdim. Tekrardan 3 tane boncuk alıyorum. Videoyu hiçbir yerde durdurmuyorum ki siz de tam olarak yapın diye. İlerletmeyeceğim de. Şu anda bu tekrar. 3 tane boncuk alıyoruz hepsinde. Sonra 2 tane boncuk boş bırakıp 3. boncuğumun içerisinden giriyorum. Tekrardan 3 tane turkuaz renk alıyorum. 2 tane boş bırakıp 3. içerisinden girdim. Tekrardan 3 tane turkuaz renk alıyorum. İlk başta girdiğim boncuğun içerisine tekrardan giriyorum. Yine iki boncuk bıraktık. Üçüncü boncuğun içerisinden girdik. Başladığımız yerdeyiz. Turkuazla artık işimiz bitti. Modelimizin ilk aşaması bu şekilde. Şimdi bu sefer boncuk almadık. Şöyle iki boncuğun içerisinden girdim. Tam tepe. Turkuazın tepe noktasındaki yani ortadaki boncuğa geldik. Çıkış yolum böyle. Şimdi bu sırada da sarı renk kullanıyoruz. Sarılarımız da her sefer yani diğerinde de olduğu gibi üçer üçer. 3 tane sarı boncuk aldım. Turkuazın ortasından geçiyorum. 3 tane sarı renk alıyorum. Şöyle tam orta tepe noktasından geçiyorum. 3 sarı renk alıyorum. 3 sarı renk alıyorum. Şöyle geçiyorum. Tekrardan 3 sarı renk alıyorum. Tepeden geçiyorum. Bir daha 3 sarı renk aldım. Şöyle tepesinden geçiyorum. Bakın artık ipi çektiğim için büzülmeye başladı. Çok fazla ipinizi çekmiyorsunuz. Büzülmesin, düz tahta gibi dursun. İpi çok çekerseniz toplanır, toplanırsa da eğer modelin pek de bir anlamı kalmaz. 3 sarı renk aldım. Tepeden geçtim. Tekrardan 3 sarı renk alıyorum. Tepeden geçiyorum. Bir daha 3 sarı renk aldım. Bakın yine başladığımız yerdeyiz. Yine tepe noktasından geçiyoruz. Burayı böyle tamamen ipinizi ittirirseniz ne olur? Böyle yamuk yumuk bir şey olur. Ne yapıyorsunuz? Elinizin üstünü de düzeltiyorsunuz. Şöyle parmağınızı iyice bastırın. Gerginlik kalmasın. Toplanmasın. Şimdi turkuazın içerisindeyim.
Bir tane boncuk ilerletiyorum. Bakın sakın ipinizi tamamen çekmeyin. Çekerseniz toplanır, toplanırsa da doğru düzgün bir görüntü olmaz. 3 tane turuncu renk alıyorum. Şöyle geçerken ilk olduğu için size pratiğini değil de direkt şeyden göstereyim. Bir tane boş sarı bırakıyorum. İkinci sarının içerisinden geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi boncuk falan almadım. Bir turkuazdan bir sarıdan daha geçiyorum. Sarının üstüne turuncuyu konduracağız. 3 tane turuncu renk aldım. Bakın bir tane sarı boş bıraktım. İkinci sarıdan, turkuazdan ve sarıdan toplamda 3 boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum. 3 tane turuncu renk alıyorum. Bir tane sarı renk boş bıraktım. Bakın boş bıraktım, geçiyorum. Hemen yanındaki turkuazdan ve sarıdan iğnemi boş bir şekilde geçiriyorum. İsterseniz üçünü bir kere de alabilirsiniz. Bir önceki yaptığım gibi. 3 tane turuncu renk alıyorum. Bir sarı boş bıraktım. Sarıdan, turkuazdan, sarıdan geçiyorum. 3 renkten geçiyorum. Tekrardan 3 turuncu renk alıyorum. Bir sarı boş bıraktım. Sarıdan, turkuazdan, sarıdan geçiyorum. 3 turuncu renk alıyorum. Sarıyı boş bıraktım. Sarı, turkuaz ve diğer sarı rengin içerisinden geçiyorum. Tekrardan 3 turuncu renk alıyorum. Bir sarı boş bıraktım. Sarı, turkuaz ve sarıdan tekrardan geçiyorum. Tekrardan 3 tane turuncu renk alıyorum. Sarıyı boş bıraktım. Sarı, turkuazdan geçiyorum. Ve modelim tamamlandı. Bu modeli az önce söylediğim gibi de isterseniz şöyle şu tarafa, mesela turkuazın olduğu tam orta kısma ya da ipinizi ilerletip herhangi bir turuncunun tepesinde böyle 5 tane boncuk alıp yuvarlak yapıp küpe aparatınızı da takabilirsiniz. Kolye ile takım olması amacıyla bir seçenek. Şimdi bu her iki ipi içerisinden yürüteceğim. İstediğim yerlerde küçük düğüm atıp iplerimi kopartıyorum ve bu 3 boncuğu, 3 çiçeğimi artık kolye yapmak için birleştireceğiz. Hadi ipimizi keselim. Bunu hiç bilmeyenler için bir kere beraber yapalım. Diğerini de siz kendiniz yaparsınız videoyu durdurup. Şimdi iğneden çıktık. Bir tane böyle istediğiniz yerden yürütebilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış. Bazen boncuklarınız kırılma, yani böyle çok iğne girmeyebilir. Şey yapmayın. Hiç zorlamayın. Bir alta bir üste girebilirsiniz. Ama biraz şey, ipiniz gözükmesin. Ona dikkat edin. Ben direkt 3 sarının içerisinden geçiyorum. İğnemi geçirdim. Geçirdikten sonra hemen buraya bir tane düğüm atıyorum. Bakın bu sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz boncuklardan geçebilirsiniz. Bir tane düğüm attım. Düğüm attıktan sonra yine yürüteceğim. Aşağıda saksı mavisinin içerisinden çok gitmenizi şey yapmam, tavsiye etmem. Çünkü saksı mavisinin içinde ilk başta bir tane düğümümüz vardı. Ekstradan da bu ipimizi kullanırken orayı kullanırız. Ve iki sefer zaten iki tur atmıştık. Üstüne turkuazı da yaptığımız için boncuklar kırılabilir. İğneniz geçmeyebilir. Bilginiz olsun. Şöyle ben ipimi yürüttüm. Tekrardan bir tane daha düğüm atıyorum. Düğümünüzü iyice sıkıyorsunuz. Sonra yürütürken tekrardan ipi kendinize doğru çekin ki ip attığınız düğüm boncuğun içine girsin.
Ben buradan sonra artık düğüm atmayacağım. Biraz daha yürütüp bu ipimi kopartacağım. Şöyle şuradan. Artık benim gözümde bu yeterli. Siz kendiniz keyfinize göre davranırsınız. En uç kısmından kestim. Bakın ne ipim gözüktü, ne düğümüm gözüktü. Hiçbir şey gözükmüyor. Muntazam benim gözümde. Aynı şeyi bu ip için de yapalım. Sonra da birleştirmeye başlayalım. Videoları durduralım. Şimdi ben bitirdim. Şöyle sizin de bitirdiğinizi umuyorum. Şöyle kenara bıraktım. Kolyemin boyunu 42 santim yapmayı planlıyorum. Ona göre ipinizi kesersiniz. Ama bunun içerisinde yani bir ne kadar kaç santimlik ip kestim. İçinde iki sefer dolandıracağımızı falan düşünürsek 100 santimlik bir ip yeter diye planlıyorum. Siz yine kendi keyfinize kalmış. İp olacağı için ne olur ne olmaz diye sağlam olsun diye iki tur dönmeyi planlıyorum. Şimdi iğnemin içerisine ipimi geçirdim. Şöyle elimde sarıyorum hafiften. Turuncu yapacağımız için şimdi normalde demir halka kullanabilirsiniz ama ben boncuktan olmasını daha çok seviyorum. O yüzden ilk önce 7 tane boncuk alıyorum. 3, 6, 7. 7 tane boncuğumu aldım. Aşağıya geçiriyorum. Şu papağanları takmak için. Ya papağanı takmak için. Yine söylediğim gibi bu modelde yuvarlak olduğu için düğüm atıyorum. Yuvarlak olmayan hiçbir modelde düğüm atmıyorum. Bir tane düğüm attım. İkinci düğümümü de atıyorum. Yine bunu da bu iplerden bir tanesini de sonradan yürüteceğiz. Küçük mini minnak bir halkamız oldu. İçerisinde bir tur dönüyorum. Başladığım yere geldim. Şimdi toplamda ilk başta koyu turuncudan toplamda 90 tane boncuk sayıp içine yerleştireceğiz. Ben bunu direkt sıralı olan şeyimden alacağım. Yere hepsini dökmemiştim bilerek. Buradan sayarak 90 tane boncuğumu alacağım içerisine. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 15. 15 tane boncuğumu aşağı indirdim. Bunu 90'a tamamlayacağım. Dört oldu toplam. Yerden almak daha zor oluyor. Böyle ipten çok daha mantıklı. Doksandı ya, benim gözüme çok az geldi bu. Ben bunu 100'e tamamlayacağım. Bir 10 tane daha alıyorum. Şöyle diyeyim. 10 tane daha boncuk alıyorum. 2, 3, 6, 9, 10. Toplamda 100 adet boncuk
Alamadık. Bir tanesi küçük geldi. Bir tanesini hemen şuradan şöyle atayım. Şuradan alayım. Toplamda burada şu anda 100 adet boncuk var. 100 adet boncuktan sonra 3 tane sarı renk alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 sarı aldım. İndirdim aşağıya. 3 turkuaz rengi alıyorum. Ve 3 saks mavisi alıyorum. On bir tane turuncu renk alacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tam 11 tane gelmiş. 11 tane turuncu aldım. Sonra çiçeğimi alıyorum. Tam tepe noktasından herhangi bir burası olur, diğer çiçek olur, diğeri olur, fark etmez. Sizin paşa gönlünüz. Şöyle de aşağıya sergileyelim bakalım. Şimdi 10 tane turuncu alıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. 10 tane turuncu aldım. 3 sarı. 3 sarı, 3 turkuaz. 3 saksı mavisi renk alıyorum. Odaklamaya çalışıyorum bir dakika. Aşağı indirdim. 11 tane koyu turuncu rengimden alıyorum. 2, 3, 6, 9, 10 ve 11.sini de aldım. Şimdilik bu şekilde şöyle. Diğer çiçeğimi de aldım. Tepe noktasından fark etmiyor. Hangi tepeyi baz alırsanız. Aldım. Bunu da yerleştirdim. Aşağı indirdim. 10 tane koyu turuncu renk alıyorum. 2, 4, 5, 8, 9 ve 10. Üç saks mavisi. Üç turkuaz. Üç sarı renk alıyorum. On bir tane koyu turuncu rengimden alacağım. 2'nin ucundaki az kalan boncuğumdan alıyorum. 5 burada var. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. On bir tane koyu turuncu rengimi de aldım.
Son üçüncü çiçeğimi de alıyorum. Bunu da indirdim aşağıya. 10 tane turuncu rengimden alıyorum. 10 tane turuncu rengimden aldım. 3 saks mavisi alıyorum. 3 turkuaz renk alıyorum. 3 de sarı renk alıyorum. Şimdi toplamda 100 tane başladığımız turuncunun renginden içerisine yerleştiriyoruz. Toplam 100 boncuk. Ondan sonra kapanış kısmını yapıp sağlamlaştırmasını gösterelim. 100 tane boncuğunuzu alın içerisine. Ben toplam 100 tane koyu turuncu boncuğumu yerleştirdim. Şimdi başta yaptığımız halkanın aynısını bu ucu da yapacağız. Şu anda çok gevşek olabilir. Hiç sıkıntı değil. Daha birleştirmedik çünkü. 7 tane daha boncuk alıyorum. Yani toplamda 107 boncuk oluyor. Koyu turuncu ile beraber. Yani koyu turuncu. Şöyle şunları hafif elimle aşağı doğru ittireyim. Çok karışmasın birbirine. Şimdi buradan sonra sıkıyoruz artık. Şöyle geriye doğru ittirin. Gidebildiği kadar, çok da sıkmanıza gerek yok ama gevşek de olmasın. Şimdi toplamda 2, 4, 6, 7. Geriye dönük 7. boncuğumun içerisinden 2, 4, 6. 6 tane yukarıda boncuk kaldı. 7.sinin içerisinden ipimin çıkış yönünün tersinden giriyorum. İyice burada sıkıyoruz. Sonradan gevşemesin. Şöyle iki tane boncuk daha geçiyorum. Boş bir şekilde, artık boncuklarla işimiz bitti. Sağlamlaştırma aşamasındayız. İpimizi güzelce çektik. Ben buraya hemen gevşemesin diye bir tane düğüm atıyorum. Çok işe yaramayacak bu düğüm ama ilerletince yavaş yavaş bir daha gevşemeyecek. Artık buradan ipimizi yürüteceğiz. Tamamen aşağıya kadar gidebilirsiniz. İpinizin yettiği yere kadar. Sağlam ve tok durması açısından. İstediğiniz yerlere küçük küçük düğüm atabilirsiniz. Bakın uç kısmı bu şekilde oldu. Ben buradan boncuklarımı yavaştan yürütüyorum. 3 tane daha boncuk yürüttüm. Şimdi şurada küçük bir düğüm atacağım. Bu şekilde bu yolu tamamen ipinizin bittiği yere kadar yapabilirsiniz. İpinizi içerisinde yürütün. İstediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde de düğüm atarsanız tamamdır. İplerimizden kurtulalım sağlı sollu şekilde. Ondan sonra aparatımızı da takalım. Kolyemiz hazırdır. Ben iplerimin hepsini yürüttüm ve kolyem hazır. Toplam 42 santim. Şimdi buralarına aparat takacağım. Sadece ben bir tarafına tek aparat takacağım. Yani sadece papağanı takacağım. Şöyle papağan için bir tane demir halka alıyorum. Ağzını açtım. Ağzını açtım. Yaptığımız 7 boncuk alıp yaptığımız yerin içerisinden geçiyordum ki uçurdum. Şöyle halkamı taktım. Papağanımı da alıyorum. Papağanımı da içerisine takıyorum.
Benim halkalarım biraz küçük, o yüzden zor giriyorlar. Sonra da bir daha halka almadım. Şöyle sıkıştırıyorum. Burası tamamdır. Eğer 42 santim size çok küçük gelirse buraya zincir de uzatabilirsiniz. Ya da boncukla da ekstra arttırabilirsiniz. Ben buraya da demir halkamı takıyorum. Onun dışında uzatmak için şey yapmayacağım, zincir takmayacağım. İsteğe bağlı, isterseniz takabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum açıkçası. Hazır ve nazır. Şöyle kadraja girsin diye hafif şey yapalım. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Umarım etkili bir video olmuştur. Anlatım size yani yardımcı olmuştur. Önerilerinizi, beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyleri yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu huzurlu günler.